Teşekkür ederim Sayın Başkan. 10 Şubat 2020'de Suriye rejim unsurları tarafından askerlerimize yönelik hain saldırı sonrasında Türk ordusu şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamış ve vazifesini layıkıyla ifa etmiş ve etmeye de devam etmektedir. 11 Şubat 2020 tarihinde 51 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiş, mühimmat depoları imha edilerek çok sayıda silah ele geçirilmiştir. İdlib'deki emperyal oyunun senaristleri suhuleti tavsiye etme rolünü üstlenerek Türkiye'nin meşru davasını ve kırmızı çizgilerini görmezden gelmektedir. 11 Şubat 2020'de birer saat arayla hem Rusya'dan hem ABD'den bölgedeki tansiyonun düşürülmesi adına uzlaşının gözetilmesi açıklamaları yapılmaktadır. Lakin unuttukları bir gerçek vardır. İdlib'de diplomatik kurallar rafa kaldırılmış, verilen sözler yerine getirilmemiş ve Türkiye'nin Suriye iç savaşının başladığı tarihten bu yana gösterdiği, gözettiği barışçıl politikalar suistimal edilmiştir. İdlib meselesinin çözümünde rol almak isteyen ABD, Rusya ve diğer aktörler sahici çabalarla politikalar üretmelidir. İdlib özelinde Suriye'deki kaotik yapının çözümü sinsi planlardan değil, kararlı, tutarlı ve elini taşın altına koyma cesaretiyle gerçekleşebilecektir. Türkiye, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatlarıyla uluslararası haklarına dayalı askeri operasyonlar gerçekleştirmiş. Bu harekatlarda bölgede uzlaşmaya varılan şartlar her neyse taviz vermeksizin riayet etmiştir. Bugün İdlib'de de Türkiye'nin meşru dayanağı budur. Türkiye İdlib'de işgalci kuvvet değildir ve daima uzlaşının yollarını aramıştır. Türkiye barışı ihlal eden değil, barışı sonunu... Açalım sistemi lütfen. Türkiye barışı ihlal eden değil, barışı sonuna kadar kollayan ve bunu gerçekleştirmeye gayret eden taraf olmuştur. Ancak ok yaydan çıkmış, cahil cesaretiyle alınan her karar Türkiye'nin sabrının sonuna gelinmiştir. Bundan sonra olacakların sorumlusu barışın savunucusu Türkiye'nin değil, bölgede sinsi planlar yürüten odakların ve onların piyonlarının olacaktır. Sayın Başkan, 1 Ekim 1974'te Rauf Denktaş öncülüğünde otonom Kıbrıs Türk yönetiminin kurulmasıyla başlayan Kıbrıs Türklüğünün var olma mücadelesi 13 Şubat 1975'te kurulan federe devletle ilk başarısını gerçekleştirmiştir. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla bağımsız yaşama iradesinin ilanına giden süreç başlamıştır. Kıbrıs Türklüğünün mücadelesi adına dönüm noktası olan Şubat 1975'in... Açalım sistemi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği mülakatta infial yaratacak, yanlış, gafilane ve cahilane ve utanç verici açıklamaları söz konusu olmuştur. Akıncı'nın bu açıklamaları Kıbrıs davasına zarar vermektedir. Bu gazete ilgili haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'nin işgali altında bulunan bir ülke olarak lanse etme hadsizliğini göstermiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mühasır yetkilerinin korunması ve İsrail, Yunanistan, Mısır tarafından oluşturulan kuşatılma stratejisinin bertaraf edilmesi elzemdir. Mustafa Akıncı'nın daha önceleri benzerlerine de şahit olduğumuz fütursuz açıklamaları Kıbrıslı Türklerin milli birliği konusunda fay hatları oluşturmakta, Türk dış politikası doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlak bağımsızlığını gözeten Açalım lütfen sistemi açalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlak bağımsızlığını gözeten stratejileri baltalamaktadır. Türkiye, Kıbrıs'ın problemlerinin çözümü adına barışçıl ve uzlaşmacı tutumları daima desteklemiştir. Lakin sonuncusu 2017'de Birleşmiş Milletler inisiyatifinde İsviçre'de gerçekleştirilen müzakereler Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Yunanistan güdümünde ve uluslararası örgütler gözetiminde çözümsüzlükte ısrarcı olduğunu göstermektedir. Mustafa Akıncı, Türkiye karşıtlığını Ankara tarafından yutulmadan diyerek saçma vehimlerini dışa vurmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etrafında adım adım sahnelenen kuşatma oyununun farkına varma basiretini gösterememiştir.
Mustafa Akıncı İngiliz ipiyle kuyuya inmeye çalışmaktadır. Vaziyet sarih ve açıktır. Mustafa Akıncı ve ekibi Kıbrıs Türklüğünün nişanesi olan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yemininde bağlı kalınacağına söz verilen açalım sistemi. Söz verilen Türk milli ve manevi değerlerinden fersah fersah uzaktır. Görev kutsaldır ve bu kutsal görev Rauf Denktaşlar'dan, Doktor Fazıl Küçükler'den mirastır. Kıbrıs davasını şerefle taşıyarak bugünlere getiren başta Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük olmak üzere tüm kahraman kadroları ve şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan.